Dağlar başı kışladı gülüm, dağlar başı kışladı. Kar yağmaya başladı gülüm, kar yağmaya başladı. Dediler yarın gel gülüm, dediler yarın gelin. Ağlamaya başladı gülüm, sızlamaya başladı. Dediler yarın gel gülüm, dediler yarın gelin. Başladı gülüm, sızlamaya başladı. Armut dalda dal yerde gülüm, armut dalda dal yerde. Bülbül öter her yerde gülüm, bülbül öter her yerde. Felek vurdu dağıttı gülüm, felek vurdu dağıttı. Her birimiz bir yerde gülüm, her birimiz bir yerde. Felek bizi dağıttı gülüm, felek bizi dağıttı. Her birimiz bir yerde gülüm, her birimiz bir yerde. Efendim herkese merhaba. Bir Telbiye programında yine sizlerle birlikteyiz. Şanlıurfa'mızın folklorunu, kültürünü, özellikle de olmazsa olmazı müziğini sizlerle paylaşmaya, siz güzel insanlarımıza aktarmaya devam ediyoruz. Ve açılışı kendisiyle yaptığımızdan onur duyduğumuz Şanlıurfa'nın bağrından yetişmiş güzel insan ve yüreği güzel, kendisi güzel, Şanlıurfa'da kanaat önderi ve geçmişin izlerini geleceğe taşıyarak bilimle müziği yan yana getiren gönül insanı ve dostu olmaktan gurur duyduğum sevgili dostum Sayın İbrahim Halil Altıngöz konuğumuz. Efendim hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Devlet Türk Halk Müziği Korosu, ses sanatçısı, yanı sıra Şanlıurfa'da Udi olarak biliniyorsunuz ve güzel insansınız. Herkes sizi tanıyor yakinen, biliyor. Ben açılışta ve anonsta da söyledim. Apayrı bir dünyanız var sizin. Güzel sözleriniz, güzel yüreğiniz ve açılışı da sizinle yaptık ama inanın duygulanmamak evde değil. Böyle bir an için neler söyleyeceğim kafamda resetlendi tabiri yerindeyse. İbrahim Halil Altıngöz'ü kendi o güzel üslubuyla bir kendi dilinden tanıyalım. Kimdir İbrahim Halil Altıngöz? Öncelikle hoş bulduk sevgili İbrahim Bey. Bu güzel programda, bu telvenin programının bir konuk olmaktan onur duyduğumuzu, zevk duyduğumuzu sizlerle ve sevgili seyircilerimizle paylaşmak isterim. Gerçekten fevkalade bir program. Urfa şartlarında ve ulusal düzeyde televizyonlarda yer bulabilecek bir program. Tebrik ediyorum. İbrahim Halil Altıngöz 1965 yılında Urfa'da doğdu. Urfa'da okudu ve Urfa musikisinden, Urfa musiki pınarından kam almaya çalıştı. İlham almaya çalıştı.
Ailem bu konuda la dini ve dini musikide Urfa'da bayağı emeği olmuş, bilinen, efendime söyleyeyim, tanınan, şimdi söylersem insanların da hatırlayabileceği insanlar olduğu için ben de musikinin içerisine doğmuş oldum. Evet. Bu şeyde büyüdüm. Ailede atmosferde büyüdüm. Şimdi babam hem bir dönem musiki gazel konusunda bayağı çok ehliyetli. Evet. Gazelleri, özellikle Navruz gazeli çok çok iyi okuyan bir değil insandır. Buradan selam ve sevgilerimizi gönderelim. Evladı olmaktan onur duyuyorum. Buradan ellerini öpüyorum. Ellerini öpüyoruz. Sağlık, sıhhatle başımızdan Allah eksik etmesin. Daim olsun başımızda inşallah. Aynı. Şevki Hafız Altıngöz, evet. Namı diğeri Şevki Hafız. Mehmet Altıngöz ve Şevki Hafız diye bilinir. Evet. Çok fevkalade bir sese sahiptir. O aynı size zaman. Önder mi oldu Halil abi? O aynen o şekilde hem önder oldu hem onun dışında benim ana tarafımda Babaeli Mustafa Çavuş derler. Allah rahmet çok, eylesin. Çok anamın dedesidir. Evet. Çok önemli bir Urfa musikisinde önemli bir kilometre taşıdır. Maalesef elimizde kaydı yok ama muhteşem bir sese sahip olduğunu rahmetli Tenekeci Mahmut amcadan ben bizzat duymuştum. Evet. Ondan sonra rahmetli Yavuz Tapucu ağabeyim. Bunlar Allah rahmet eylesin. Aileden. Bunlar da bizim akrabalarımız. Bu taraftan amcalarım olsun, dedelerim olsun. Yani ve ben çocukluğumda babamla dostlukları olan çok güzel insanlarla tanıştım. Onlara hizmet etme şerefinde bulundum. Hizmet etme fırsatını buldum. Çok önemli insanlar onlar. Mesela eskici dede Osman Aydın. Evet. Evimize sık sık gelirdi. Allah rahmet eylesin. Öyle olsun. Mesela Hel Hafız Efendi. Uzungöl. Evet. Mesela Ahmet Uzungöl amcam. Evet. Mesela Şık İbrahim, Akif evet. Hoca. Bunlar evimize sıraya gelirlerdi. Bu jenerasyon Urfa müziğinin mihenk taşları bunlar. Bu evet Urfa musikisinde bunlar dini musiki diyebileceğimiz Mevlid geleneği. Çifte konusunda, Mevlid geleneği ve çifte konusunda Urfa'nın kaynak kişileri ve önemli isimleri. Tabii bu büyük insanlara evimize çok sık gelirlerdi. Evet. Çalar söylerlerdi. Ben de hizmet ederdim. Babamla birlikte bu isimlerden mesela bugün eskici dede Osman Aydın'ı hakikaten dinlemek lazım. Onun bir Kürdi gazelini dinlemek lazım derler böyle gazelin şehirdeğine çıkadır. Yani bir Kale Hafız'ın segahını mutlaka dinlemek lazım. Urfa musikisine ilgi duyan gençlerimiz veyahut Ahmet abinin rastını Hicaz'ına mutlaka dinlemek lazım gazeli okumak isteyen gençlere bu sözleri. Dolayısıyla biz musikiyle böyle hem hal olduk. Ondan sonra klasik Türk müziğine ilgi duydum. Askere gitmeden evvel ut çalmaya başladım. Askere gittim. Orada İzmit Ordu Evi'nde 2 yıla yakın sanat yaptım, müzik yaptım. Hemen hemen her akşam sahneye çıktım. İnsanlar ne istediğimi bilmem ondandır. Evet. Kime ne çalacağımı, ne söyleyeceğimi bilirim. Evet. Oradan geldik. Bir ara bir dönem esnaflık yaptım. Daha sonra 1990 yılında Urfa'mıza Kültür ve Turizm Bakanlığımızın korosu açıldı, sınavları açıldı. Aynı dönemde Diyarbakır koro sınavları da vardı. Allah'ın izniyle ikisini de kazandık. Ama memleketimizden ayrılmayalım dedik. Çünkü orası klasik Türk müziği, burası Türk halk müziğiydi. Memleketimizde kalalım, halk klasik Türk müziğini burada da yaparız dedik. Ve burada koroya girip devam ettik. Bilahare Urfa'da sanat müziği anlamında korolar kurdum, yönettim. Halen de Büyükşehir Belediyesi'nin Türk Sanat Müziği Korosu'nu yönetiyorum. Bu arada sevgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi Beyefendi'ye ve Abdülkadir Açar hocama, Kültür Daire Başkanımıza, Kültür Müdürlerimize, sizlere bu konuda desteğini gerçekten yürekten hissediyorum ve kuvvetli bir destek hissediyorum. Belediyemizde bu tür çalışmalar, musiki adına
kültür adına yapılan çalışmalarda onların desteğini hissediyoruz ve biz de elimizden gelen bütün gayreti yapmaya çalışıyoruz. İnşallah daim olsun. İnşallah. Halil Hocam, böyle bunları programın ilerlemiş dakikalarında yine değineceğiz. Fakat şey merak ediyorum. Böyle bir ortamda bulundunuz. İşte ben büyüdüğüm zaman buna benzeyeceğim dediğiniz müzik alanında. Evet. Çünkü sizde şunu hissediyorum. Yani bunu da lütfen abartı olarak kabul etmeyin. Bu benim kendi gözlemim. Bir, her şeyin doğrusunu söylüyorsunuz. Doğrusunu öğrenmeye çalışıyorsunuz. Çok irdeliyorsunuz. Ben anonsunda yani biraz titizsiniz. Evet. Ondan sonra doğrusunun yanında onu güzel biliyorum. Yani bu çok insanda az bulunan bir meziyettir. Bunu siz konuğum olduğunuz için çok söylemiyorum yüzünüze. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Böyle bir yapınız var. Bu da yani gerek ailede ama bir önder, bir rehber olmalı insanın yetişmesinde. Evet. Şehirdeki aile çok önemli. Evet. Siz ben olduğum zaman işte ben bunun gibi olacağım dediğiniz var mı? Yani bizim gençlik dönemimizde ben daha önce klasik Türk müziğine çok yakın durdum. Hakikaten o titizlik var ve o titizlik biraz da zor bir iş. Ben burada bir dönem program yaptım. Evet. Ve ömrümüzden ömür gitti. Değil mi? Tabii her şeyin en güzel olmalı, en estetik olmalı. Bir şey sunduğunuz zaman yani bir seviye kaygısı gözetmelisiniz. Bu program da öyle bir program. Yani o seviyeyi düşürmemek lazım. Madem ki biz buradan Türkiye'ye, dünyaya sesleniyoruz, güzel bir seviye olmalı. Ha dışarı çıkalım, şalvardan topraklarda gezinelim, o ayrı, ama burada bir seviyenin mutlaka olması lazım. Bu arada bizim mesela halk müziği alanında Mehmet Özbek hocamız vardı mesela, örnek aldığımız. Evet. Abdullah Balak hocamız vardı, efendime söyleyeyim. Klasik Türk müziğinde Bellek Mahmut Hafız ağabeyimiz vardı. Çok, onların hepsine buradan selam olsun. Saygılarımızı sunalım. Tabii ki insanlar birer rol model, prototip bir modelin peşinden giderse işler daha kolaylaşır, ama zamanla kendi şahsiyetini, kendi tercihlerini de ortaya koymak şartı ile. Eyvallah. Halil Hocam, burada noktalıyoruz. Evet. Çok siz bulmuşken, evet, süremizi çok iktisatlı kullanma yönünde çaba harcıyorum. Evet. Kıymetli izleyenler, programımız sizin sayenizde çok ilgi görüyor ve fakat olmazsa olmazdı Bodrum'dan Ahmet Çatmak kardeşimiz özellikle bizden selam istemiş. Buradan bu parçayı da kendisine armağan edelim ve buradan tüm izleyenlerimize kucak dolusu selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. Mikrofonu Sayın Halil Hocama bırakıyorum. Haber gelmez gönül virane kaldı. Haber gelmez gönül virane kaldı. Ne sabrım ne mecal var, ne takat kaldı. Ne sabra mecal var, ne takat kaldı. Ne sabra mecal var, ne takat kaldı. Ne sabra mecal var, ne takat kaldı. Yardımla teselli, daha ne kaldı? Yardımla teselli,
üç beş gün ömür var, daha ne kaldı? 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 Yüreğinize sağlık. Eyvallah. Bizi tabii yerindeyse ihya ettiniz. Çok sağ olun. Sazı bırakmadınız. Bırakmadınız. Değil mi? Eyvallah. Halil Hocam, ya nasıl bu sürede böyle bir bizi değil mi sıkıştırıyor uzun bu, uzun. Bu telveye bir saat değil mi? Evet bir saat. Az ya. Az değil mi? Telveye bir Halil saat Hocam, az. Halil Hocam, siz geçmişin izlerini dedim ki eskilerle oturdunuz, babanızın arkadaşlarıyla oturdunuz. Bir onu gördünüz, bir de Şanlıurfa'da ilklerden müzik bölümü mezunusunuz. Evet. Ve müzik organlarının en üstündesiniz, Devlet Türk Halk Müziği Korosu'ndasınız. Ve ayrıca Udi'siniz. Klasik eserleri Urfa'da yorumlayanların başlarında geliyorsunuz. Böyle bir hafızanızı durgunlaştırın. Gözlerinizi kapatın. Şanlıurfa eşittir müzik. Belki ağır bir soru ama daha ağırdan ziyade kapsamı geniş. Çok doğru. İbrahim Halil Altıngöz o pencerede neler söyler bize? Çok doğru bir söz. Şanlıurfa eşittir müzik. Tartışmasız. Neden? Şanlıurfa'nın tarihi 12 bin yıllık bir tarihi var. Dünya tarihini 7500 yıldan 12 bin yıla götüren bir serüveni var. Göbekli Tepe'nin. Dolayısıyla insanın başladığı yerde müzik de vardır. Evet. Ben en son günlerde bir beste yapmıştım. Orada bir dize var türküde. Evet. Ona hatırlattınız bana. Orada diyorum ki Ceylanların diyarı Urfa aşkın piyarı. Eyvallah. Harika bir söz. Aşkın piyarı derken insanlığın da piyarı tabii. Tabii. Aşk da, insanlık da, musiki de beraber ola gelmiş bir olgu. Dolayısıyla Urfa günümüze gelirsek Urfa şarkıyla türkünün birleştiği yerdir. Ha işte tam ben de bir de burası oraya gelecektim. Evet. Bunu kimlerde görürüz? Bunu Mehmet Atacan eserlerinde görürüz. Bunu Urfa türkülerinde görürüz. Urfa şarkıyla türkünün birleştiği yerdir. Onun için Urfalılar klasik Türk musikisine çok ilgilidirler. Çok yer verirler. Bizim sazlarımız hep klasik Türk müziği sazlarıdır. Uttur, kemandır, kanundur. Birinci sorumdan şunu mu? Sözünüzü kesmiyorum. Buyurun. Birinci sorumdan şunu anlıyorum. Diyorsunuz ki insanlık var oldukça evet. Müzik vardır. Vardır. Ve insanlığın doğum yeri Urfa'dır. Urfa'dır. Müzikin doğum yeri de Urfa'dır. Kadar. Değil çok, mi? Aynen. Bunu aynen, mu çıkarttın? Aynen, aynen. Bu çok, çok doğru. Çünkü Urfa... Hayır abi bunlar evet. Şeha altın sözler. Urfa çok kıymetli. Şu anda Urfa'daki bu tarihi bulgularla dünyanın öbür ucundaki insanlar ilgileniyor. Evet. Bizim Urfa'da da sağ olsun büyüklerimiz, dostlarımız, bu işi takip eden insanlar var. Ama herkese bunu Türkiye'ye tam olarak anlatamadık. Şu Göbekli Tepe mevzusunu, Urfa'nın bu değerlerini, Urfa'nın kadim şehrini. Bizden daha eski bir il yok. Evet. Dünya üzerinde. Daha eski bir yerleşim merkezi yok. Dolayısıyla insanlığı da, aşkı da, tarımı da, ne bileyim, her şeyi Urfa'dan başladığı bir nokta. Urfa'dan sayabiliriz. Eyvallah. Evet. Peki o zaman ben çok konuşmak istemiyorum. Estağfurullah. Sözü tekrar böyle sen de yoruyoruz ama hakkını helal et hocam. Güzel bir Urfa parçası mı? Benim çok sevdiğim, çok saydığım, üzerinde emeği olan rahmetli Doğan Güloğlu, avukat Doğan Güloğlu hocamdan bir eser. Ahu gözlüm gene senden ayrıyam. Bu arada bu çok kısa bir şey var, onu da anlatmak isterim. Doğan hocam gençliğinde hanımıyla bozuşur, araları bozulur. Çeşitli ricacı minnetçi gitmesine rağmen yengem kabul etmez geri gelmeyi. Küsüp gitmiş yengem. Ondan sonra Doğan hocam
onu getirtmek için bu eseri besteler ve ortak bir tanıdıkları vasıtasıyla gönderir yengeye. Yengemiz bu eseri dinleyince, bandı götürür, dinletir. Dinleyince ya sabır yalanır, kalkar geri gelir. Kendi ağzından dinlediğim bir anekdottur bu da. Gideyim mi eser eserim? Ahu gözlüm gene senden ayrıyam. Başım taştan taşa vurup ağlıyam. Ne talihsiz başım varmış gurbette, 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 vay vay. Gene bugün efkarlıyam, gamlıyam, 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 vay vay. Gene bugün efkarlıyam, gamlıyam, 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 vay vay. Duğan der ki eyvah diye yarayan, Mevlam büyük bulur helbet arayan. Yar aşkına, yar uğruna yanıyam, 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 vay vay. Gene bugün efkarlıyam, gamlıyam, 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 vay vay. Gene bugün efkarlıyam, gamlıyam, 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 vay vay. Dillerine, yüreğine sağlık. Şimdi böyle küsü şeyler konuşulmaz ama iyi ki de hanımefendi gitmiş ki bu eser doğmuş. Değil mi? Değil mi? Öyle zaten yani. Hakikaten insanların böyle bazı yürekleri biraz sızlayacak ki bir şeyler çıksın. Değil mi? Evet. Halil Hocam yönetmenim ikaz ediyor. Kısa bir reklam arası verelim. Sohbetimize kalın. Yerden devam edelim. Peki. Efendim bizden ayrılmayın. Çok güzel bir program. Teşekkürlerimizi yine sunuyoruz Sayın Halil Altın Gez'e. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Atıma verdiler sarı saman, sarı saman.
Yüce dağ başında unu melendi, unu melendi. Sırma bıyıklarım gidi. Sen yıktın belimi sen yıktın ta ezelden yüzüm gülmez ağlar ta ezelden ceyran gibi dağdan dağa gezerim, ceylan gibi dağdan dağa gezerim, dertliyim söylerim ağlarım, ben halıma yanarım. Söylerim ağlarım ben halıma yanarım. Çileyi ben çekerim el duymaz. Bu çileyi ben çekerim el duymaz. Kimse bana yaran olmaz, yar olmaz. Kimse bana yaran olmaz, yar olmaz. Dertliyim söylerim ağlarım ben halıma yanarım dertliyim söylerim ağlarım ben halıma yanarım. Ne sağlık ya. Eyvallah. Çok harika bir eser. Rahmet.
rahmetli Alaçin-i Mehmet, Mehmet Atac'a ait bir eserdi. Allah nur içinde yazsın. Nur içerisinde yazsın. Yaklaşık 40'a yakın, 40 civarında bestesi var. Hatırlarsanız benim okul dönemimde siz de üniversitede basın birimin evet. görevindeydiniz. Orada ben bronzu hatta onun şeyini çok çalıştım. Bitirme tezi olarak Alaçin-i Mehmet'in bestelerini derledik, toparladık. Değil mi? Hepsini notaya aldık. Ve sahiplerine bütün notalı bir şekilde üstad, onda, teslim ettik. Yani konumuzun dışına çıkıyoruz ama ayrı bir üslup var. Ayrı bir ve genelde de Hicaz değil mi üstad? Alaçin-i Mehmet'in besteleri her makamda var. Değil mi? Ama Hicaz biraz daha tabii yaralı. Ama şey var mesela sana beni sevme dedim. Hicaz var evet, evet. O da ayrı bir, o da ayrı güzel bir parça. Güzellik. Üstad sizi bulmuşken biraz daha böyle bilimsel biraz daha böyle işin inceliğini öğrenmek istiyorum. Daha doğrusu izleyenlerimizle paylaşmak istiyorum. Urfa müziği denildiği zaman bir klasik enstrümanların ki az önce siz örneğini verdiniz. Bir şarkı okudunuz ve bu enstrümanlar müziğimizin içerisinde olan yani affınıza sığınarak renk sazların kullanıldığı değil mi? Hı hı. Bu öyle bir kategorimiz var. Şimdi bir taraftan Mevlüt geleneği, bir taraftan deyişler, bir taraftan türkü, bir taraftan şarkı. Nedir bu Urfa müziğindeki bu harman ehle? Böyle bir soru sorsam ne dersiniz? İşte yine gene dönüp dolaşıp Urfa'nın kadim tarihine geliyorsun. Vurgu yapmamız lazım. Urfa medeniyetlerin kesiştiği bir yer. Evet. Dolayısıyla buradan her buradan geçen bir tortu bırakmış. Evet. Musiki zenginliği öylesine, bugün mutfak zenginliği öylesine, tarihi, coğrafyası, kültürel değerleri çok zengin. Bunun sebebi burada birçok medeniyetin konup daha sonra tortularını bırakarak gitmesidir. Musikimizde de mesela ince saz dediğimiz Urfa'nın, Urfa'yla bu geleneği kullanan, bu özellikleri kullanan 2-3 yöre daha vardır. Bunlarla biz bunlar zaten neresi? Bunlar yakın olarak Kerkük ve Harput Elazığ musikisi. Hem dizi olarak hem geleneksel uslub olarak ve kullanılan sazlar olarak birbirine yakındır. Zaten birbirimize dayı yegen deriz. Kerkük, evet. Harput, Urfa dayı yegen de derler. Mehmet Özbek de bunların başını çeken usta. O da evet. Hocamız, evet, evet. O da bayağı bir çalışmalar. Bunun selamlarımızı gönderelim. Aynen, selam ve sevgi saygılarımızı gönderiyoruz. Kerkük'e gelmişken bir uzun hava okuyalım mı Kerkük'ten? Eyvallah. Bu arada Selami Bey bizi aradı. Evet. Kültür Bakanlığı Genel Müdürlüğü'nde Selami Yıldız. O da özellikle selamlarını, muhabbetlerini iletti sizi duyunca. Buradan da selam gönderelim. Bizden de kendisine selam olsun sevgili genel müdürümüze. Dede gene yüz aydır, haşlar keman yüz aydır, ayar ayar, ayar ayar ayar. Valayla bir güne düşmüşem ey, 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 umdum güzel her dakikası yüz aydır ayar ayar, ayar ayar, ah ayar, ayar ayar. Dede gene yüzde bir, hal sevmişem yüzde bir, ayar ayar, ayar ayar ayar. Valer güzelden yar olmaz ey, 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 umdum güzel olursa da yüzde bir. Ayar ayar, ayar ayar, ah ayar, 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 ayar.
bağın, şık bağına gazele. Hak gidağın, şık bağına gazele. Ben çiçalım, sen fistanu tazele. Ben çiçalım, sen fistanu tazele. Gönlüm düştü eyvandaki gözele. Gönlüm düştü eyvandaki gözele. Gözellerin meskeni bu çaydadır. İçmişem bade, bilmirem sevdam hardadır. İçmişem bade, bilmirem sevdam hardadır. Mavi yazma yer bağlamış başına. Mavi yazma yer bağlamış başına. Saçakları düşmüş hilal kaşına. Saçakları düşmüş hilal kaşına. Yenge girmiş 13-14 yaşına. Henüz girmiş 13-14 yaşına. Gözellerin meskeni bu çaydadır. İçmişem bade, bilmirem sevdam hardadır. İçmişem bade, bilmirem sevdam hardadır. Yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Aklıma rahmetli o sanatçı geldi, neydi? Abdurrahman Kızılay. Abdurrahman Allah Kızılay. Rahmet etsin. Allah. Nur içerisinde ya, yansın. Ne? Saygıyla, sevgiyle, hasretle anıyoruz. Ne güzel bir insandı ya. Çok, çok. Derdi Mehmet. Salih. Değil mi? Biz mi dayıyız, siz mi yeğeniz? Evet. Böyle bir şey vardı ama herhalde dayıları biz oluyoruz. Öyle, öyle. Rabbimiz Karput da bizim dayımız oldu. Değil mi? Harput da. Rabbim üzerindeki sıkıntıları kaldırsın. Amin. Amin. Kardeşlerimizin. Halil Hocam, biraz projelerden konuşalım. Evet. Urfa için Çal projesinin başındasınız. Evet. Buna çok emeğiniz oldu. Kültür Daire Başkanlığı Sayın Necmi Karadağ, Ekrem Ayaz Bey. Evet. Ondan sonra Devlet Korosu'nda periyodik uzun yıllarda şeflik yaptınız. Evet. Ne? Neler yapıyorsunuz, neler ediyorsunuz? Önünüzde hedefleriniz var mı? Neler düşünüyorsunuz? 91 yılın başında koroya başladık. Yaklaşık 25 yıldır koroda, 26 ile yakındır vazife yaptım. Evet. 2008 yıldan şimdi bu geçtiğimiz yıla kadar da koro şef yardımcılığı, şeflik vesaire her türlü görevini yaptık. Evet. Memurluğundan, sanatçılığından, şefliğinde her türlü görevini yaptık. Hizmetimiz oldu. Güzel bir kurum. Memnunuz. İnşallah çok daha güzel yerlere gelir diye düşünüyorum. Geçtiğimiz yıl itibariyle de koro şefiyle müracaat etmedim ve sanatçı olarak görevime devam ediyorum. Bu arada Urfa kültürüyle ilgili herhangi bir çalışma olduğu zaman bize görev verilirse, aranırsak, çağırılırsak koşa koşa gidiyoruz. Bu bahsettiğiniz proje de öyle bir projeydi. Urfa için Çal Söyle projesi. Ve 11 Nisan Kurtuluş türkümüzü, Urfa'nın kurtuluşunun altını çizerek. Evet. Neydi o şey mi? Kolumu salladım. Kolumu salladım. Tılfındır Hastahane sözleriyle başlayan Kolumu Salladım toplar oynadı. Karadaş içinde Çete Kaynadı isimli türkümüz. Bu hem kurtuluşumuza bir anı olsun, hem şehitlerimizin ruhu şad olsun hatırlatmak amacıyla yapılan bir çalışma. Sona doğru yaklaştı. Güzel bir proje olduğunu, güzel bir çalışma olacağını sevgili dostlarımız da izleyince inşallah hak vereceklerdir. Bu konuda da yine Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Nihat Çiftçi Beyefendi'ye, Genel Sekreterimiz Sayın Abdülkadir Hocama, Ekrem Ayaz Beyefendi'ye, beraber çalıştığımız Necmi Karadağ Beyefendi'ye, kültür müdürlerimize ve çalışmaya katkı sunan herkese buradan bu fırsatı bulmuşken
Teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Halil Hocam, gençlere tavsiyeleriniz nelerdir? Şimdi bakın şöyle, az önce de bunun örneğini verdik. Sizi de biraz da soluklandırmak adında bunu söylüyorum ama tabii muhakkak sizin de yetiştirdiğiniz öğrenciler var. Evet. Eskisi gibi parça eserler çıkmıyor. Evet. Bakın işte az önce bir adamın, hı-hı, değil mi, 40 tane, hı-hı, rahmetli Mehmet Ataç'ın, hı-hı, eseri çıkıyor. Doğan'a bir ekaza öyle. Bunu çoğaltabildiğimiz kadar çoğaltıyor. Biz herhalde değindiniz. Yani yanmayan yandıramaz. Evet. Bir yanmak lazım. Şimdi hiç dünyanın öbür ucunda da olsa insanlar arasında hasret kalıyor. Yok. Evet. Hasret yok. Anında benim mesela çocuğum yurt dışında, Allah hepinizin evlatlarını korusun, Allah da korusun. Sağ olun. Evet. Dünyanın öbür ucunda ama açıyoruz görüntülü şekilde yediğini, içtiğini, efendime söyleyeyim yaşadığı mekanları görüyor. O da aynı şekilde. Bunu şeye indirgersek, bu kültürel ürünler niye çıkmıyor'a indirgersek, yani bir hasret yok. Ciddi anlamda bir sıkıntı yok. Bir yokluk yok. Ciddi anlamda bir hasret yok. Efendime söyleyeyim. Bunlar bu türkü türkü durup dururken yakılmıyor. Türküyü yakmak ayrı bir şey. Yani bir olayın, bir hadisenin üzerine yakılıyor. Bir hasretin, bir aşkın, bir savaşın, bir yokluğun, bir sevincin, bir düğünün üzerine türkü yakılıyor. O zaman toplumumuz çok mu rahat oldu? Yani dünyada bir rahatlama var. İnsanlar rahatlar. Uzanıp televizyonun karşında kuru yemişini çıtlarken bir de teknoloji bizi sardı. Yeni bir şey çıkmıyor. Bir de özgün ürünler çıkmıyor. Evet. Özgün besteler, özgün şiirler çıkmıyor. Herkes birbirinden etkileniyor çünkü. Çünkü dünyanın küçülmesi, globalleşmesi dedikleri şey bu. Dünyanın öbür ucundaki şey anında bize ulaşıyor. Onun için hepimiz birbirimize benzedik artık. Değil mi? Yeni bir şey çıkmıyor. Doğru yani sonra. Araştırılmıyor. Yani şair ne demiş? Bak ne hala geldim. Hı. Tohumu tükülmüş, hı, sümbüle döndüm. Ne canım? Ya. Yani yol ver dağlar bana demesine gerek yok. Dağlar yol veriyor zaten. Değil mi? Bu kadar güzel eserler var. Sayın Halil Hocam, ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu tatil günü bizi kırmadınız. Şerefler çok verdiniz. Çok memnun çok oldum. Keyifli bir program yaptık. İki tane eserle, evet, yani ben az söz çok saz demek istiyorum. İzleyenlerimiz de sizi biraz daha fazla, yani eminim ki bana diyorlar yeter İbrahim sen sus da hoca sazını eline alsın. Onu buradan hisseder gibiyim. Son olarak neler söylemek çok istersiniz? Çok kapanış konuşmasında. Bu programı sürekli çok severek ve beğenerek izliyorum. Zaman zaman bunu size eksik olmayın. Söylüyorum. Bunu da burada olduğum için söylemeyecek bir adam olduğumu da beni tanıyanlar bilir. Eksik olmayın. Hakikaten çok hoş bir program. Zevk aldım. Bu programın, bu telvenin, bu kahvenin 40 yıl hatırı gibi programın da uzun yıllar devam etmesini eksik olmayın diliyorum. Buradan bizi izleyen sevgili seyircilerimize en derin içten sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz ve Allah'a ısmarladık diyoruz. Peki biz de çok teşekkür ediyoruz. Sizi sazınızla buluşturmadan önce siz kapanışı yapacaksınız ama ben bir anonsumu yapmak istiyorum. Evet kıymetli izleyenler, bir telve programının tekrar sonuna geldik. Sevgili can dostum, ciğerparem İbrahim Halil Altıngöz, Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı ve güzel insan, yüreği güzel insan. Herkes ufak sevdalısı ama o ayrı bir sevda taşıyor. Ben bunu yakınen dostum olduğu için biliyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz hanelerinize misafir olduk. Efendim haftaya başka bir programda başka bir konu ve konuklarla buluşturmak dileğiyle. Hoşça kalın, bizi sevin, biz de sizleri seviyoruz. Mikrofonu Halil Üstad'ıma veriyorum. Hüsnün senin ey dilber nâ.
kamar mı? Huri misin ey afet-i can, yoksa beşer mi? Gördükçe seni tazelenir sanki hayatım. Ah. Sensiz bana bu canı cihan germey, sensiz bana bu can cihan zerrede germey. Nergis mi acep didelerin gül mü yanağı? Kudret mülabun şiir-i şeker mi? Ah aman aman, aman aman, köle yolum ben. Ezan ne? Zanneder ben deliyem aman aman, dostlarını bülbülüyem, dostlarını bülbülüyem. Ben o yarın meftunuyam aman aman, ben o yarın meftunuyam aman aman. Gönül sabreyle, sabreyle, Mevlam'ın muradı böyle. Gönül sabreyle, sabreyle, Mevlam'ın muradı böyle. Gül idim sarardım soldum aman aman, gül idim sarardım soldum aman aman, yana yana ben kül oldum, yana yana ben kül oldum. Dermansız derde düş oldum aman aman, dermansız derde düş oldum aman aman. Gönül
sabreyle, sabreyle. Mevlamın muradı böyle. Gönül sabreyle, sabreyle.